Hayal Zeki Yatırım Onur Söyler. Kanalıma hoş geldiniz. 2024'ün ilk videosunda birlikteyiz. 2024 yılının hepimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Bol kazançlı bir yıl olmasını diliyorum. Bugünkü konumuz 2024 yılında konut piyasasında, gayrimenkul piyasasında bizleri neler bekliyor? Hep birlikte buna bakacağız. Müzik 2023 yılı özellikle Ağustos ayı itibariyle oldukça durgun geçti. Enflasyondaki ve kurlardaki artışa rağmen nominal olarak fiyatlarda bir artış gözlemledik ama reel anlamda bir durgunluk söz konusuydu. 2024 yılına baktığımızda önümüzde yerel seçimler var bildiğiniz gibi. Hükümet bu süreçte enflasyonla mücadeleye devam edecektir. Mevduat faizlerindeki artış bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Bu da tabii yatırımcının konuttan ziyade mevduatta yatırımını değerlendirmesine yol açacak gibi gözüküyor. Önümüzdeki dönemde mevduat faizlerindeki bu yükseklik, ayrıca konut kredi oranlarının da yüksek olması bu durağanlığın bir süre daha devam edeceğini anlamına geliyor. Tabii ilk evini almak isteyenler için bu tip kriz dönemleri aslında fırsat dönemleri de. Satışların düşük olduğu bu dönemde uzun süredir satılmayan konutlarını satmak isteyen mülk sahipleriyle ciddi pazarlıklar yapılarak bütçenize uygun konut sahibi olabilirsiniz. Seçime kadar olan bu dönemde ve devamında tabii Haziran-Temmuz yani ilk 6 aylık dönemde piyasa takip edilebilir. Bu dönemde ciddi fırsatlar karşımıza çıkabilir. İkinci 6 aylık dönemde de tabii Merkez Bankası'nın faiz politikası, faizde eğer bir indirme giderse bu tabii konut piyasasında bir talebe yol açacaktır. Bu da fiyatları yukarı yönlü çekecektir. Durağan geçen bu 4-5 aylık dönemde talepte de ciddi bir birikme oldu. Bu süreçte mevduatta parasını değerlendirenler artık konut ihtiyaçlarını giderme yönünde hareket edecektir diye düşünüyorum. Şunu da unutmamak lazım. Ülkemizde bildiğiniz gibi arz yani üretim talebin her zaman gerisinde geliyor. Önemli bir diğer başlık ise faiz oranları, konut faiz oranları. Bir süredir piyasada 1.20-1.5 gibi bir beklenti söz konusu. Alıcılar da böyle bir kredi çıkacak diye bir süredir alımlarını bekletmekteler. Bu kredi çıkar mı çıkmaz mı açıkçası bilmiyoruz. Bununla ilgili piyasada haberler çıkıyor. Tabii bu kredinin çıkması piyasada bir hareketliliğe yol açacaktır. Tabii bunun paralelinde de fiyatlar artacaktır. 0.69 kredi çıktığı dönemde de biz bunu yaşadık. Fiyatlar ciddi anlamda arttı. Nominal fiyat artışları 2024'te de devam edecek gibi gözüküyor. Reel anlamda bir durgunluk olsa da özellikle inşaat maliyetlerinin artmasından dolayı sıfır konutlarda fiyat artışları devam edecek gibi gözüküyor 2024 yılında. Sıfır konutlardaki fiyat artışları ikinci el konutlara da yansıyacaktır. Peki 2024 yılında konut alınır mı? Piyasanın durgun olduğu bu dönemler aslında alıcıların fiyat belirlediği dönemler. Özellikle sıfır konutlarda nakite ihtiyacı olan müteahhitler ciddi indirimler yapabilir. İkinci el evini satmak isteyen uzun süredir ilanda evi olan mülk sahipleriyle de ciddi pazarlıklar yapılarak konut sahibi olabilirsiniz. Peki yatırım olarak konut, arsa, tarla mı almalıyız? Arsa ve tarla orta ve uzun vadeli yatırım aracı olarak düşünülmeli. Arsa ve tarla fiyatları tabii konut fiyatlarına göre geçtiğimiz dönemlerde ciddi oranda arttı. Burada alacağınız yerin fiyatı iyi araştırmalı. Şişmiş fiyattan bir arsa ya da tarla almanız tabii uzun süre doğru fiyata ulaşmasını beklemeniz anlamına gelecektir. Konut yatırımı için ise bir kira beklentiniz var mı? Tabii bunu değerlendirmek gerekiyor. Özellikle burada kira çarpanı çok önemli. 200 ay ve altı bir geri dönüşü varsa aldığınız mülkü bu her zaman sizin için iyi bir yatırım aracı olacaktır. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Hayalinizdeki yatırımın gerçek olması dileğiyle görüşmek üzere, hoşça kalın.